Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kaderle ilgili hadisler inşallah Teala. Kader imanın bir rüknü, bir temeli şartı kader. Kader iman zayıf olursa insan da imanın tabi zayıf olmuş oluyor. Kader iman bölüme girdiği için kaderin tam künhü, yani bütün her şeyi tam bilinemez muhteremler. İnsanın imanı kuvvetlendikçe kaderin de sırları anlaşılmaya başlar. Hadisine başlarım inşallah. Deylemi bunu rivayet ediyor. Hülü Aleyhisselam Hazretleri, el imanı bil kader nizam-ı tevhid. Kader-i iman tevhidin bir nizamıdır. Tevhid, Allah Celle Celaluhu bir bilmek. Allah'ı bir olarak bilmek. Yani başka ilah yoktur. Bu ne anlama geliyor? Yerleri gökleri yaratan, yöneten, yönlendiren, egemenliği olan tek ilah Allah Celle Celaluhu. İşte bu nedir demek ki kader-i iman? Tevhidin nizamı. Buradaki denge düzen buradan kaynaklanmış oluyor. Allah-u Teala her şeyi yarattığına göre tabi her şey onun emrinde, onun denetiminde, onun dilemesine bağlıdır. İmanın da kuvvetlenmesi tevhide bağlıdır. Bir kimse Allah'a iman konusunda ne kadar yakın olursa, aradaki perde kalkarsa, o kadar kader imanda kuvvetlenmiş olur. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el imanı bil kader, kader-i iman yüzü bil hemme vel hüzne. Kader-i iman hemmi, hüznü giderir buyuruyor. Hem bunun çoğulu hümum geliyor. Hümum himmetler. İleriye, geleceğe dönük endişeler, kaygılar ve karamsar olmak. İnsanların, bazı kişilerin, hatta herkesin olabilir tabi bu, kişinin kendine göre bazı planları vardır, geleceğe dair. Amacı vardır, beklentileri vardır. Bunlar olmayınca o kişi ne yapıyor? Genelde karamsarlığa kapılıyor işte. Ümitsizliğe kapılıyor, yıkılıyor kişi. Halbuki eğer kadere imanı kuvvetli olsa böyle olmaz. İnsanın geleceği ezelle yazılmış, takdir olmuş. İnsan bunu yaşayacak. Vel hüzne, hüznü gideriyor. Hüzün de daha ziyade geçmişe bağlantılı. Eyvah, şu fırsatı kaçırdım. Şu hapsiden böyle yapsaydım, alsam verseydim gibi şeylerde. Demek ki aslında nasip değilmiş muhteremde. Nasip değilmiş. İşte bir insanın kadere, imana kuvvetlendi mi, hem geleceğe dönük endişe, kaygı gider, kişi karamsar olmaz, benim Rabbim var der. O her şeyi yazmış, takdir etmişler. Ve yine kişi geçmişte yaptığı hatası, yani maddi açıdan ona kişi üzülmez. Allah Teala buyuruyor bizlere imanla ilgili olarak, tabi Kur'an'da çok ayet-i kerime var da kısa olarak şunu aldım. Kamer ayet 49'da Bismillah İnna küleşine halaknâhü bi kader. İnna külleşeyin. Allah-u Teala bir adamatimize her şeyi halaknâhü yarattık. Bi kader, kaderi ile yarattık Mevlam buyuruyor bakınız. Burada külle şeyin geliyor, her şey.
canlı cansız. Bütün varlıklar buna giriyorlar. Cansız maddeler de onların da her biri kadriyle yaratılmışlar. Elementler, atomlar, hangi madde dönüşecekler, ne olacak onlarda? Hep bunlar takdir olmuş muhteremler. Yani demek ki alemde bir tek zerre, bir tek varlık ne yerini değiştirebilir, ne başka maddeye dönüşebilir. Bir yaprak kımıldayamaz, Allah'ın izniyle takdiri olmazsa. Tabii bu böyle olduğu gibi canlılar da bunun gibi. Bir çiçeğin de kaderi yazılmış, o da kaderiyle yaratılmış. Ne zaman açacak o çiçek? Zamanı, mevsimi ezelde takdir olmuş. Rengi, kokusu, şekli ne olacak? Yazmış muhtemelen. Bir çiçek tohumu, küçük bir şeydir. Genelde kara renktedir, küçük bir şeydir. Ama o küçük çiçek tohumu içerisinde onun kaderi yazılıdır. Ne zaman açacak, ne zaman çıkacak? Şaşmaz muhteremler. Mevsimi geldi mi, çıkar. Rengi, hatta kaç renk alacak? Kokusu ne olacak? Yazmış böyle bunlar. Bunun gibi demek ki canlı cansız her şey kadriyle yaratılmış. Bu alemde bir zerre başıboş değil. Bu nedir? İşte tevhidin nizamı bu. Tevhid böyle şey. Haşa böyle bir karamaşıklık olsa, bir rastlantı olsa, o zaman tevhid inancı alt olur gider efendim. Her şey Rabbinin koyduğu bir kural doğrusuna girişiyor her şey. Her şey böyle. Canlı cansız her şey buna bağlı. İnsan tabi bunlara düşününce, kişi bunlara bakınca, kişi ne diyecek? Çiçeği yaratan, abirin kedi yaratan, rüzgarı yaratan, gazları yaratan, biz o Mevlam yarattı efendim. Kaderimiz yazıldı, onu işleyeceğiz. Ne var ki, arada bir fark var, maddenin ahireti yok. Yani ahirette onlara bir azap sual yok onlara. Ama biz ne yapacağız? İrademizle ne yaparsak bundan sorumluyuz. Kişi iradesiyle yaptığından sorumlu olacak ve sonuç cennet veya cehennem. Bundaki nedir bunda belirleyici? İnsanki irade gücüdür. Bir anda şey okuyayım şimdi inşallah muhteremler. Hazreti Abbas'tan bu. Hazreti İbn Abbas ismi Abdullah'dır. Hazreti Abbas'ın oğlu anlamına geliyor. Hazreti Abbas peygamberin amcası. Peygamberimiz hayattayken, daha doğrusu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberlik verildiği zaman peygamberimizin hayatta 4 amcası vardı. 10 kardeş aslında onlar. Öbürü daha önce ölmüşler. Peygamberimize peygamberlik geldiği zaman peygamberimizin hayatta 4 amcası vardı. Bu 4 amcasından ikisine iman nasip oldu, ikisine nasip olmadı. Biri Ebu Talip, yani peygamberimize karşı son derece saygılı olduğu halde Kureyş'in reisi olduğu için onuruna yediremedi. Eline büyüyen yetime bağlanmak ona biraz güç geldi. Arkamdan bana kadınlar bile güderler dedi. Sırf onurundan dolayı imana gelemedi. Diğer amcası Ebu Leheb. O inadiydi böyle. İnadından böyle, kıskançlığı hasedinden peygamber düşman kesildi, iman edemedi. İki amcası biraz da Hamza. O Uhud'da şehit oldu biliyorsunuz muhtemelen. Uhud'da şehit oldu. İkincisi Hazreti Abbas. O da pek iman etti. Hazreti Abdullah, Hazreti Abbas'ın oğlu. Kale. Hazreti İbn Abbas şöyle buyuruyor. Kuntu halife nebiyyi aleyhisselam yevmen. Bir gün ben diyor
bir yola giderken Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin arkasında oturuyordum. Devede oturuyordum. Develer bir kişiye az geliyor deve. Deve daha yük üstüne fazla. Onun gücü, kuvveti fazla. Genelde arkasına birini alırlar gidenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri genelde çocuklar olur akran Peygamber'e böyle işte. Hazreti Abdullah o zaman daha çocuktu kendisi de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Abdullah arkasına almış, yola gidiyorlar deve üzerinde. İkisi baş başa yani. Kimse duymuyor bunları. Fekale Aleyhisselam. Biz diyor Peygamberimize abi giderken, arkada önde giderken Peygamber bana döndü. Şöyle dedi Peygamberimiz Hazreti Abdullah'a. Ya gulam. Ey ya gulam diyor. Arapçada gulam erkek çocuğu 10 yaşına bastı mı ona gulam derler. Daha ufakken sabi derler. Ondan sonra şab genç denir. Erkek çocuğu 10 yaşına geldiği zaman buna gulam denir. Bunun çoğulu gılman gelir. Gılman, vildan denir. Huri kızların arkadaşı olacaklar cennette bunlar. Peygamber öyle diyor hasta Abdullah'a. Ya gulam, inni alimüke kelimatin. Ya gulam, bak dikkat et diyor. Ben sana bazı özel söze söyleyeceğim. Özel sana bir nasihatim olacak. Özel sana bir tavsiyem olacak buyuruyor. Ve Peygamber başlıyor tavsiyelerine. İhfezillâhe yâfelke. Ya Abdullah, Allah'ın hakkını koru. Allah'ın üzerine ne hakkı var senin üzerinde? Bunu yerine getir yani böyle. Namazın vaktinde kıl, haramdan sakın, günahdan sakın. Allah hakkını koru. Yâfelke. Buna şer ceza deniyor. Sen Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur buyuruyor. Allah'ın korumasına girersin. En sıkışın zamanlarda da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de Allah seni korur. Ve devam ediyor tavsiye. İhfazillâhe ya Abdallah, yine Allah'ın hakkını koru. İkincisi, biraz daha maneviyata giriyor şimdi burada. Yani gafletten sıyrıl, huzura geç. Allah'tan gafil olma. Tecidü tüccaheke. O zaman kendini Allah'ın huzurunda bulursun buyuruyor. Buna bir de Arapçada ihsanın makamı deniyor. Kul gafletten sıyrılıp da huzura girdikçe ibadetinde, zikrinde, murakabesinde, tefekküründe, Allah korkusunda, Allah'a karşı edep ve saygısında kulu aldıkça aradan perdere kalkar. Aradan perdere kalkar. Kul öyle hale gelir ki Allah'a yaklaşır kul. Allah'a yaklaşır. Kişi bu anda farkına varır. Kişi ona bunun farkına varır. Yani kişi ona bilir ki Allah huzurunda. Allah bunu görebiliyor. Böyle buyuruyor. İza se'elte önce iman dersine bakın efendice. Birincisi yani şeriatı gözetle anlamına geliyor. İbadetini yap vaktinde haramdan sakın. İkincisi daha biraz tasavvufi içine biraz girmek. Ondan sonra başlayan tavsiyelerine İza se'elte fes'elillâhe celleşanü. Bir şey isteyen zaman Allah'tan iste buyuruyor. Öyle ya, kul artık huzura girdi. Gafletten sıyrıldı. Yani bir nevi fena fillah hale deniyor buna. Kul Mevla'yı biliyor. Kul o duruma gelince o kul, o kişi neye bakarsa baksın Allah-u Teala'nın kudretini, tasarrufunu görür. Mülk onun. Gönüller Allah'ın elinde, gönüller de. Mevla gönül çevirir bir an şey. Her şey Allah'ın emrine Celle Celaluhu. Ve izestante fes'in billah.
ve yardım isteyen zamanda Allah'tan yardım iste buyuruyor. Allah Teala dilerse sebepsiz yardım eder. Allah dilerse sebep de verir. O yardım eder. Şimdi aşağısı burada daha dikkatimi çeken konu kadere bağlantılı. Ve alem ya Abdullah buyuruyor. İyi bil ki şunu ennel ümmete levici temaat. Ümmet bütün şu insanı toplansalar ittifakla bir araya gelseler ala en yenfeuke bir şeyin sana bir menfaatı olsun. Yani senin hayranların, seni seviyorlar, bütün ümmet, bütün toplum insanlar bir araya geldiler. İttifakla sana bir yararı olsun istiyorlar. Mesela hastasın, rahatsın, şu bu neyse, sana bir faydası olsun, olmasını istiyorlar. Lem yenfuke hiçbir sana fayda sağlayamazlar. İlla bir şeyin ancak az bir şey faydalı olur. O da nedir? Kat keteballahu leke. Allah Teala ezelde Allah Teala sana ne yazmışsa, Allah yazısının yerine gelmesi ancak sebep olabilirler. Bak aziz cemaatimiz. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bir yolculuk esnasında yani çölde Hazreti Abdullah'a özel tavsiyesi. Bütün insanlar bir araya gelseler, hepsi ittifakla seni sevseler, sana bir yardım etmek isteseler, kalkışsalar buna, ancak ki Allah senin için bir şey yazmışsa, ona sebep olabilirler. Günümüzde de oluyor bu aziz cemaat, mesela örnek vermek gerekirse, dünyanın en ünlüleri dünyanın, ağır hasta, hastaneye yetiştiriliyor. Baş ucunda, karşıda uzman doktorlar, profesör şunu da aldım baş ucunda. Bilim, teknoloji hepsi yerinde. Her imkanlara koşuşturuyorlar. Ama ne yapıyorlar? Efendim işte tedaviye cevap vermiyor. Bak, acizem. Yani dünyanın en gelişmiş hastanesinde en modern cihazlar, ünlü doktorlar, uzmanlar başucunda görüş birliğiyle onu kurtarmaya uğraşıyorlar. O kadar uğraşıyorlar. Ne diyorlar? Efendim işte kalbini çalıştıramıyoruz. Solunum sisteminde şeylik var. Böbrek çalışmıyor. Velhasılı tedaviye cevap vermiyor. Elde bir şey gelmekte. Demek ki bütün insanlar bir araya gelseler, uğraşsalar, iyilik yapmaya uğraşsalar da ancak şu kadar onların yararı olabiliyor. Allah Teala yazmışsa ona sebep olabiliyorlar. Ve in istemeu ala en yedurruke bir şeyin. Ve bir de bunun aksi de olabiliyor tabii. Buraya arasa maddeleri yine bütün ümmet insan toplansalar bir araya gelseler sana bir zarar yapma konusunda anlaşsalar. Mesela suikastlar yapılıyor tabii günümüz. Şunlar bunlar olabiliyor. Demek ki bütün bunu toplansalar bir araya gelseler sana bir yapmakta anlaşsalar. Lem yadurruke sana bir zarar veremezler. İlla bir şeyin kakilebu aleyke. Ancak Allah senin üzerine bir şey yazmışsa ezelde ona sebep olabilirler. O kadar. Şimdi günümüzde adı cemaatimiz öyle kişi var mesela işi bir düzene bozuluyor. Ne diyor? İşte mıskazlar da şunu büyü yaptılar da işini bozdular. Olur mu? Olmaz mı sebep? Yani bütün insanlar bir araya gelseler, bir kişiye bir zarar vermek isteseler, bak zarar veremiyorlar. Efendim işte falan kız evlenecektin de işte araya girdi, aramızı bozdu. Hayır, bozamaz mı muhteremler? Bozamaz mı muhteremler? Bir gün bir genç peygamberimize geldi. Dedi ki, ya Resulallah, genç,
Bana dua et ya Resulallah, benim için ne olur? Niye için dua istiyorsun? Ya Resulallah, ben filan filan kızı seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum mutlaka. Onu almak istiyorum. Dua et de o kız bana nasip olsun, alayım onu. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Mevlam o kader sırrı aralıkladı Peygamberimize, Levh-i Mahfuz'dan. Baktı Peygamberimiz, kız buna yazılmamış. Kız buna yazılmamış. Hayır dedi, bu olmayacak. Ne olur dua et ya Resulallah sen. Allah duanı kabul eder. İsrar edince Peygamber şey buyuruyor muhteremler. Cebrail, Mikail, Hamel-i Arş ve ben. Dua etsek yine alamazsın sen. Sana yazılmamış ya. Ancak kader yazı onu alırsın buyuruyor muhteremler. Bakın. Şimdi evlilikte bazen böyle olur. Kişi evlenir de sonradan pişman olur. Keşke fırına alsaydım, keşke fırına gitseydim. Yok, gidemezsin muhtemelen. Gidemezsin böylece. O da kaderle bağlantılı. Bu için ne gerekiyor? Kader bizi bir araya getirmiş. Demek ki dünya hayatımız, beraber yaşamamız gerekiyor diye anlayış gösterip, ortalığı bulup idare etme gerekiyor. Yani kader yazılmış. Eşi efendim giderim diye muska hazırım filan kıza kaçırırım ya atışım bunu diyor. Hayır muhtemelen bakın. Bak. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri böyle. Cebrail, İsrafil, Mikail, Hamel-i Arş, Arş taşıyan melekler ve ben dua etsek gene olmaz. Neden? O kız sana yazılmamış kaderde. Çünkü evlilik meselesi öyle rastlandı değil. Evlilik meselesi. Onda bir nesil gelecek ya. Ruhu ezeli yazılmış. Her ruh dünyaya ne zaman gelecek? Annesi kim, babası kim? Bu da yazılmış. İsterse bu olacak bu şekilde böyle. Ve Peygamber Hazretleri şöyle bitiriyor. Rüfiatil aklamı. Aklam kalemin çoğulu. Kalem artık kaldırıldı. Yani kalemin görevi bitti. Hangi kalem? Kader yazan kalem. Kur'an'da geçiyor Nun suresinde. Bismillah. Nun vel kalemi ema yesturun Mevla buyurdular. Vel kalemi, buradaki bu kasem, yemin babu, o kalemi yemin olsun. Kudret kalemi, nurdan kalem. Nasıl kalem? Bilemiyoruz tabii. Nasıl bilemiyoruz bence. Orada yazı da nasıl yazdığını bilemiyorum. Yani harf mi, şekil mi, neyin, görüntü mü? Onu da bilemiyoruz. Ama buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, artık kalem görevini bitirdi. Ve ceffeti sufu yazı kurdu artık, bitti. Yani kesinleşti artık iş. İş artık kesinleşti. Bu şekilde buyuruyor. Peki ne yapma gerekiyor kadere bağlantılı adı cemaatim için diye. Kader ikiye ayrılıyor kader. Kadere mübrem, kadere muallak deniyor ona. Kadere mübrem muhkem kesin. Artık değişmez. Kim ne yaparsa yapsın, bütün alem bir araya gelsin, o kadere mübrem değişmez. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindandayken iki genç zindana girdiler. İki gencin biri Mısır kralının biri ekmekçisiymiş, biri de şerbetçisiymiş, meşrup başçısıymış. Bu iki genç aldatılmış, krala suikast için bunlar seçilmiş bir grup tarafından, bunlara zehir vermişler ikisine de. Şerbetçi şerbete zehri koyacak. Ekmekçi ekmeğe zehri koyacak. Bunlara muazzam bir para vaat ediyorlar. Bunlara üst makamlar tabi vaat ediyorlar. Aldanmış ikisi de. Şimdi şerbetçi şerbetini yapıyor. İçine tam zehri koyacak. Titriyor elleri. Koyamıyor. Şimdi. Kader bu ya bak şimdi. Kader bu ya. Titriyor elleri koyamıyor. Altın vicdanı sızlıyor anda, sağduyusu hakim oluyor. Ben bundan ne zarar gördüm? Bu ölecek, yarın başta gelecek. Bana ne? Ben niye alet olayım ben buna diyor.
koyamıyor yerine. Ekmekçi o hayatı devam ediyor ama o hamuruna yeri koyuyor, yoğuruyor, pişiriyor. O kralın da bir adeti varmış. Yemek vakti geldi mi ekmekçi bir ekmek getirmiş tepsi üzerinde. Şerbet şerbet getirilmiş, meşrubatını neyse yemekten yemek getirilmiş. Şimdi yemeği getiren yemekleri getiriyor, kenara çekip bekliyor. Ekmek getir, ekmek koyuyor, bekliyor. Şerbetçi koyuyor, bekliyor. Kral ekmeği koparıyor bir lokma, ağzına götürecek. Bunun tarihinde şerbetçi bile şimdi orada. Şerbetçi müdahale ediyor. Hükümdarım, ekmekten yeme. Neden? Onda zehir var. Bunun üzerine ekmek diyor ki, hükümdarım, şerbette zehir var ama diyor. Bir gülüyor aşırı bunları. At ikisi hapse bakın ne zindan diyor, tutuklayın bunları. İşte tutuklanı bunlar, atıyorlar zindana. Hem oradan birkaç tane kedi yavrusu getiriyorlar. Ekmek verdikleri kediler az sonra ölüyorlar. Şerbetten kimse ölmüyor. Onun o zaman tahlil yok zaman, yok tahlil. Sonra şerbeti insana veriyorlar. Bir şey olmuyor tabağına. İşte o anda ikisi zindana girince bunlar, ekmekçi, şerbetçi, Yusuf Aleyhisselam'ın zindana girmiş. O da zindana girmiş Yusuf Aleyhisselam'da. Bir peygamber, o da bir zindanda. Bakıyor bu ikisi, Yusuf Aleyhisselam'ı güzel görüyorlar zindanda. Yusuf Aleyhisselam'ın zindana girince, zindana bir neşe gelmiş zindana. Tabi Allah tevekkülü var. Evet, saraydan atıldığı, kovulduğu, bir ağaça ırz düşmanıymış gibi böyle bir töhmete, suçlama ile zindana girdi. Ama onlara tabi değişmiyor onlara da. Çünkü Allah'ın cicalühü zindana bir neşe geliyor zindana. Bunlar rüya görüyorlar işte ikisi de. Ekmeci rüyasında o gece üç tane ekmeği bir tepsiye koymuş, tepsiye baş üstüne koymuş, giderken yolda kuşlar gelip ekmeği yiyorlar, kapırıp yiyorlar. Şerbetçi rüyasında yine eski görevine dönmüş, şerbeti hükümdara takdim ettiğini rüyasından görüyor. Uyuyorlar sabahtan, diyor ki ya Yusuf diyorlar, sen diyorlar bak çok bir bilgin var, rüya tabirini anlıyorsun, bize bunu açıklar mısın? Oğlum diyor ki şerbetçiye, sen diyor ap olacaksın. Yani suçlu olma belli çıkacak, senin suçun yokmuş. Tekrar eski göğe döneceksin. Dönüşü ekmeşçiye, sen diyor asılacaksın diyor. İdam olacaksın diyor. Asacaklar diyor, üç gün asılı kalacaksın diyor. Kuşlar seti inecekler baştan böyle. O ekmeşçi korkuyor. Ne yapayım acaba? Ona şey cevap veriyor. Onun için bu konuya girdim. Kudil emrüllezi fihi testeftiyan bak. Kudil emrüllezi fihi testeftiyan. İşte yorum istediğiniz konu ezile bu takdir olmuş bak. Kudil emrüllezi. Bu iş kader-i mübrem, kader-i muhkem olmuş. Hiçbir yapacak bir şey yok böyle diyor. Sen başına bir gelecek buyuruyor böyle şey. Kaderin biri mübrem muhteremler, bu değişmez. Kişi okusa da, dua etse de, ilaç alsa da, yalvarsa da, yakarsa da, hayranları milyonlar da uğraşsalar, bu değişmez, bu kader bir. İkinci kader, kader-i muallak deniyor bu işte. Kader-i muallak. Muallak, tahallük edici, takılıcı. Yani şartlara bağlı. Şartlara bağlı. Eğer kaderin hepsi tamamı kadere mübrem, değişmeyen kader olsa idi, o zaman hayat anlamsız olurdu hayat. Gıdanın anlamı olmazdı. İlacın anlamı olmazdı. O zaman duanın anlamı olmazdı. İnsanlar gayet tembelleşiyor, bir şey karışmaz insanlar, karışmazlar. İşte insan bilemiyor. Acaba başına gelen olay kader-i mübrem mi? Muallak bilemiyor kul. Bunu çalışacak.
Şimdi gelelim inşallah hadis-i şerife, inşallah bu konuda muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, لَنْ يَنْفَ حَذْرٌ مِنْ قَدَرٍ لَنْ يَنْفَ حَذْرٌ مِنْ قَدَرٍ. Kaderden sakınmak, korunmak, önlem almak, gereken işleri almak, bu insana bir fayda vermez. Hangi kadere? Kaderi muhkeme fayda vermez. وَلَكِنَّ دُوَاءَ. Ancak dua. Bu da kadere muhalata şimdi. Kadere muhalata dua. يَنْ هُمَّا نَزَلَ هُمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Başa gelen ve gelecek olan her türlü musibetlere karşı dua fayda veriyor. Şimdi bir örnek vereyim, açayım bu konuyu inşallah. Günümüzde daha çok ilgi duyduğumuz konu trafik konusu. Ondan gireyim inşallah. Uzun yola gideceğiz. Araba bakımı yaptık. Freni yerinde, lambaları yanıyor, hepsi yerinde. Benzin doldurduk, arabaya bindik. Kemeri bağladık. Trafik kurallarını tam uyguluyoruz, trafik kurallarını da. Yeterli mi bunlar? Hayır işte bak. Hayır. Neden yeterlidir azı cemaatimiz? Bak. Araba yepyeni araba. Yeni araba bakımdan çıktı. Biz de her kurala uyuyoruz. Yolumuzdan gidiyoruz, her şey yapıyoruz. Yeterli mi? Yeterlidir bunlar. Neden? Aniden karşımda bir araba çıktı. Sarhoş, alkolik. Uyuşturucu almış. Ya da bir derdi var, ölümü var, hastası var. Abinin yani başarıda karış, beyni karış, uykusuz kalmış. Has yetişen derken bir de mülek karşımıza çıktı. Ya kaçacak yer de yok. Ne yapacağız? Bakın azı cemaatimiz. Yani bir kimse kader açısından ne kadar önlemi alırsa alırsın bakınız. Bütün kuralları uyguluyor. Önlemi hepsini alıyor. Ama kaderden kaçabiliyor mu kişi? Hayır, kaçamıyor. Öyle bir yere gelir ki sağa gitse uçurum. Sağa gitse karşı araba geliyor. Çıktı araba, karşı bir kamyon çıktı. Mecbur kahve vuracaksın bu şekilde. Ancak ne gerekiyor burada? Dua gerekiyor. Bakınız. Demek ki trafik çıkmadan önce de işte bunun için her zaman böyle sabah akşam mutlaka dua etmemiz gerekiyor Mevlamıza muhteremler. Allah tarafı korursa o korur muhterem böyle işte. Allah kişi korur böyle işte. İnsan bazen öyle bir sıkışık hallere girir ki kişi oradan kurtulması imkansız gibi görünür. Ama Allah bir sebebini yaratır muhterem. Allah sebebini yaratır, Allah kulunu kurtarır böyle. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri فَعَلَكُمْ بِدُّٰيِ عِبَادَ اللّٰهِ buyuruyor. Ey Allah'ın kulları, siz duaya devam ediniz buyuruyor. Dua ediniz, Allah'a sığınınız. Nedir dua? Ya Rabbi ben acizim ya Rabbi. Elimden gelmiyor ya Rabbi. Ya bugün dünyanın en büyük ülkelerin başkanları ya uçağa biniyor tabi mecburi, uçağa bindi. Uçak havada arızalandı bak. Havada arızalandı. Ne yapacaklar? Ne yapabilirler? Yani yerde teknisyen var. Hepsi var yerde. Böyle. Her şeyi var. Hava o da uçak arızalandı. Demek ki kul bilecek ki ben acizim. Bunu bilecek. Ancak bir Allah-u Teala koruyabilir. Kul buna inecek. Bir gün şu anda aklıma geliyor muhterem cemaatimiz. Arabistan Cide'de uçağa bindim. Suriye uçağına bindim. Şam'a gideceğim oradan. Aşağı ön solda ön sıralardayım. Camın kenarında bir Suriyeli Arap. Ama tekva kişi. Hep bakın diline zikrullah var dilinde. Öyle gafil değil. Tekva kişi. O benim sonlu cam kenarında ben yana oturdum. Suriye uçağı, tek bir araba, Türk arabada var, uçakı benim oradan.
Şimdi uçak tabii duruyor havalanda, oturduk, yerimizi aldık orada. Asıl uçak motoru çalışmaya başladı. Yani tabii yavaş çalışıyor. Sonra hıza geçişinde, harekete geçecek uçak, uçak bir sallanma başladı tabii öyle. Başlayınca, yandaki o Halepliymiş, sonra öğrendim. Arap, birden böyle korktu şimdi bu. Uçak sallanınca, lalukudili falan böyle bir telaşa kapıldı, paniğe kapıldı. Bir şey yaptı böylece. Dedim ki ona, eşbi dedim, la tehaf. Dedim, ne oluyor, ne korkuyorsun? Allah-u Teala yakul. Ben de Allah'a bak, böyle şey buyurdum böyle. Ona şu ayeti kim okudu muhteremler. Bismillah. Kullen yusibena illa ma kataballahu lena. Kullen yusibena illa ma kataballahu lena. Bırakıp okudum. Kalanlık kendi ayeti kerimeye devam etti. Devam etti. Aynı şey yaptı. Yaslandı. Tevekkültü alallah be dedi ben. Elim böyle yaptı. Bakınız. Şu ayeti işte anlamına verirse inşallah şimdi. Bu ayeti kerime Tebuk seferine çıkılacağı zamanlar nazil oldu. Oldu. Bu konu anlatmıştım bir programda. Tebuk seferi Peygamberimizin son seferi idi. Sahabelerin de en büyük imtihanlarıydı sahabelerin de. Yol uzak. 700 kilometre. Çöl yolu ama. Çoğunun devesi yok. Deveye nöbete biniyorlar. Yan yürümlere gerekiyor. Kızgın çöller. Mevsim çok sıcaktı. Açlık, kıtlık da vardı. Dediler ki şimdi bazı münafıklar Medine Münevvere'de işte yola çıkmayın. Bu savaş tehlikeli. Buna kimse geri dönmez. Çünkü Roma'ya karşı bu bir savaş olacaktı. Roma'ya karşı olacaktı. O zaman Mevlam şöyle buyurdu onlara. Bismillah kul. Ya Muhammed'im, Habibim, onlara söyle. Len yusibena, bizden baştan bir şey gelmez. İlla ma keteballahu lena. Allah bize ne yazdıysa o başına gelecek. Medine'de kalsak, evimizde de otursak Allah ne yazdı o başına gelecek. Hu Mevlana. O Allah bizim Mevlamızdır. Ve alallahi fethi müminin. İşte Allah-u Teala müminler tevekkül etsinler. Onun için o Sûr-ül Halep'te Arap böyle yaptı. Yani mümin Allah'a tevekkül etsinler ayetini kendi okudu, devam etti. Aynı şey yaptı. Tevekkültü alallah dedi. Allah'a tevekkül etti ve Allah güven dedi. Ve rahatladı muhtemelen. Yine hadisi okuyayım bir tane inşallah. Taberani rivayet hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, likül-i şeyin hakikatün. Her şeyin bir hakikati vardır. Özü, gerçeği vardır. Aslı vardır. Ve ma belega abdün hakat imani. Bir kul imanın hakikatine, imanın tam özüne kul ulaşamaz. Hatta yâleme اَنَّمَا اَصَابَهُ لَمْيُكُنْ لَيُخْتِئُهُ. Kul şunu bilecek ki, imanın gerçeğine ulaşmak için, bakın kadere bağlantılı, kul şunu bilecek ki, başına ne gelmişse, o mutlaka gelecek, gelecek olan o neyse, başına gelecek olan mesele, şaşır başına gitmez. Mesela bir taş fırladı, üzerimize geldi. Bir taş. Gelecek bu. Benim buldu. Bulacak mısın bak yani. İşte orada buradan mesela bir silah patlar. Oradan bir kişi geçerken hiç ilgisi yok. Tutar, onu bulur kurşun. Otururken, yatarken, kalkarken hatta birinin düşmanı vardır. Onu vurmaya gider. Ama yanlışlık olur, heyecana kapılır, paniğe kapılır, şu olur, bu olur, kurşunun cevabında şeker ona gelir. Beni mi buldu? Bak hadisi bu şekilde kardeşim. Yani bir kul imanın hakikatine ulaşamaz. Gerçek iman kişi kavuşamaz.
şunu bilmeyince, başına ne gelmişse o bunun başına gelecek, kesin olarak o başka yere saptamaz. Yani bir taş da fırlasa başına gelecek. Bir gün bir müminin biri yola giderken, esen tabi atlar, nallı atlar. Atın arkaya nalından bir taş fırlıyor, bunun alnına, yanağına geliyor. Yola gidiyor. Yanında arkadaşı varmış kendisinin. Yola giderken at koşarak gidiyormuş. Demek ki nalın kenarı taşa dokunuyor. Taşı fırlatıyor, yanağına geliyor. Başlıyor kanamaya tabii. Bu kişi ne yapıyor? Ya Rabbi sana çok şükür Allah'ım. Affet beni, sana şükür Rabbi Allah'ım. Yanındaki kızıyorlar. Ya bunun şükrü var mı diyorlar be. Aslan yanan taş, yanan yaralı, kanan kan okuyor. Kıssana şu adam işte mesela arkadan bağırsana. Bunun şükrü mü var? Allah böyle dilemiş diyor. Ama Allah'ıma şükür, eğer o taş gözüme gelseydi ne olurdu halim yoktu. Allah beni acımış, yanama geldi diyor. Tamam yaralı kan okuyor, bu geçer diyor. Ama gözüm çıkabilirdi. Buyurun. Demek ki bakınız, ne geliyorsa başımıza benim bulduğum demeyelim muhteremler. Şimdi bazı tabii kişiler bunu yapıyorlar. İşte ne kötü kaderim varmış diyorlar. Haşa muhteremler. Allah kötü yazmaz muhteremler. Ama başa olay geldi. Gelsin. Onun bir de sevabı var ama ya. Bu imtihanda. Yarın mahşer gününde dünyada kişi bazen çekebiliyor. Şu insan baş olay gelebilir dünyada, kişi acı ızdırap çekebiliyor dünyada ama onun karşılık sevabı görünce diyecek kul, ya Rabbi niye azverdin bana bu kadar bunu ya Rabbi? Daha verseydim yazacak. Yine mahşerde dünyada fazla imtihana uğramayanlar, tabi olmayanlar böyle imtihanın gereği dünyada biraz ızdırap çekenler, acı çekenlerin sevabını görünce ya Rabbi keşke bizi versen diyecek bir adam hatırlayanlar. Bunun için bazı kişiler, Allah korusun, yani çok kötü bir söz bu. İşte kaderim de kötüymüş diye. Kaderi yazan kim? Evet, kalem yazdı kaderi ama o kalemi emir kim verdi ya? Emiri veren, kalemi yaratan kim? Bu da kalemine. Yine bazıları derler, artık bunun için Allah'a kalmış derler bak. Haşa böyle şey. Yani bunu bir küçümseme yapıyorlar. Artık kimse ilgilenmiyor bununla. Şununla da işte Allah'a kalmış diyorlar. Her işe Allah'a kalmış. Her işe Allah'a gönderir muhtemelen. Yani İnsanın gönlü gönderir Allah-u Teala muhtemelen. Bir gün Hazreti Rabia Hatun, biliyorsunuz meşhur tebiye tabiinden Rabia Hatun Adavi Hazretleri, yani büyük evlullah, çok muhtereme kadın, kendisi salih kadın kendisi. Aç kalmış, üç gün aç kalmış, üç günü. Evinde ne bir hurması var, ki Basralı kendisi, Basralı hurmanın menbaıdır. Evinde ne bir hurması var, ne kuru bir lokma ekmeği var evinde. Takır takır her tarafı. Üç gün aç kalmış, üç gün aç kalmış, üç gün aç kalmış. Tabii zaten kendisi zayıf tibiyesi de aç kalınca üç gün bitkin bir hale gelmiş. Dördüncü günü sabahtan oturmuş evinin bir köşesinde, odanın köşesinde Allah'ın zikrine meşgulmüş yine orada. Kapı vuruluyor. Kim o? Uzaktan gelen bir komşusu. Rabia benim. Buyur gel diyor. Giriyor. Diyor ki o gelen uzak komşusu Rabia. Üç gündür canım şu yiyeceği istiyor diyor. Bir hamur işi yapmış da. Üç gün önce canım hepsini bunu istiyor diyor bak. Bugün yaptım. Ama sana getirmeden boğazdan geçmedi. Çoluk veremedim diyor. Önce sana getirdim. Bak sıcakken ye bunu diyor. Eve gideceğim. Çoluk çoğun bildireyim şimdi diyor. Peki diyor. Alıyor tabağı. Koyuyor oraya bakıyor. Kuru hamur işi. Tabii susuz gitmeyecek şimdi bu. Olmaz tabii evinde kola malı yok zamanlar. Evinde ayran yoğurt yok evinde. Ne yapıyor Rabia Hatun? Aldı eline ibriğinin testisini. Gideyim pınara su getireyim de diyor. Suyla bunu yiyeyim diyor. Evinde su yokmuş evinde onda.
alıyor yani İbriyon'u, pınara su almaya gidiyor. Dolduruyor İbriyon'u, taze serin su. İyice bitkin bir halde, tabi dumanı çıkıyormuş ya o sıcak hamur işlerinden de, yiyeceğim de geliyor. Odaya geliyor, açıyor kapısına bakıyor, işte bir kedi girmiş. Onlara yemiş kedi. Yemiş onları. Yere dökülenlere topluyor, yalıyor yerden kedi şimdi. Rabiat'ın hemen bir duruyor olduğu yerde, kedi ürkmesin, kaçmasın diye hem oturuyor oraya. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi, ben bunu benim rızkım zannettim. Ben bu kedi rızkıymış ya Rabbi diyor. Ona afiyet olsun ya Rabbi diyor. Oturuyor bekliyor. Kedi yalayı bitiriyor. Kediye bir tasa su koyuyor. Gidiyor muhteremler. İşte aziz cemaatimiz, tabi sıra Mevlam buraya açtı kapıları. Mevlam'a çok bulutu verdi, sonradan verdi Mevlam böylece. Demek ki yani kaderim ne kötü imiş ya da efendim inşallah kalmış gibi sözler imanla çelişkili muhterem, imana zararlı kelimeler. Hatta bazı der bazıları da işte ülkenin kaderini değiştirmiş. Hayır muhterem, kaderi Allah yazmış bunu muhterem. Bir insanın kaderi değişmez. Bir çiçeğin kaderi değişmez ki ya. Hayır sen kırmızı gülü beyaz gülüye bakayım. Kokusunu değiştir bakayım. Buna kimin gücü yeter? Ya aziz cemaatim kardeşim. Bir şeyle bitireyim konuyu muhterem aziz cemaatimiz. Bir ariften biri şöyle niyaz ediyor dua kısmında arifler. Bir de arifler insanların makamı 9 derece imanda. Birincisi iman makamı. İkincisi müttakiler makamı deniyor buna. Müttaki. Müttakiler tekva sahipleri, uyananlar, bilinçlenenler, Allah'tan korkanlar, her yaşadığı yaptığını inceleyip sığ dokuyana bir söz var ya, uygunsam ben size. Aman gıybet yapmayayım, aman yalan olmasın, hata olmasın, işte şu olmasın, her araştırıyorlar, tekvalar bunlar. Bundan sonra zahitler deniyor, züh sahibi. Nedir züh sahibi? Zahitler, onlar dünya ahiret ayrımı yapanlar bunlar. Dünyaya bakar, ortada kendisini görür. Bir tarafında dünya, bir tarafında ahiret. Orta kendisi bakar, dünyada çok az kalacak dünyada. Hatta ne kaldı da bellidir, meşhur. Yani geçen geçti, ne kaldı gösteri göstermiyor. O da bilinmiyor. Her oraya bilir. Bir de ahirete bakar, o alem sonsuzluk alemi, ahiret alemi. Ebedit alemi o alem. Binlerce yıl kabirde yatanlar var. Bir defa kişi ne yapar bu kişi? Zahitler ahireti dünyaya tercih ederler. Yani yatırımı oraya yaparlar. İşte bu zahitlerde dünya zevki olmaz bunlardan muhteremler. Evet aç gezmez ama ne yapar? En ehvenini, kolayını uğraşır. Üstün başında çıplak gezmez. Ama renk bile seçmez. Ama rengi şir olsun, böyle olsun seçmez. Eşya nedir eşyada? Ancak zorunlu olanını. Onunla yetinir bunlar. Ondan sonra makam geliyor, arifler makamına geliyor. Arifler. Arif, Allah-u Teala Mevlamızı artık bilenler muhteremler. Allah bilenler. Bakın buraya kadar kul tekva oluyor, evet. Abdestini güzel alıyor, namazını dikkatli kılıyor, haramdan sakınıyor. Ama kul yine Allah'tan yine gafildir aslında ama yine. Ne kadar dış görünüşte tekva görünse de yine namazda gafil olabilir, yalan konuşabilir, günah işleyebilir. Öbür zahittir. Evet, dünya ahiret ayrımını yapmıştır artık. Ahiretin ebediyetini görür gözüyle,
dünyanın fani geçici olduğunu görür ama yine Allah'tan tam huzura girememiş Allah ile. Gafildir. Arifler Allah bilenler. Arifi billah denir buna. Arif bilir ki bu alemin Rabbi var. İnsan nereye bakarsa baksın her şeyde bir denge düzen var. Her varlık bir kurala, kanuna tabi. Başıboş değil bence. Bir çiçek de, hayvan da, yaratılış da, rüzgarlar da, depremler de, ölüm de, her şeyde bir belirli kanun içerisinde oluyor, düzen içerisinde oluyor. Halde bir denge düzen var bu alemde, bir çekim gücü var alemde. Bunu yaratan var. İşte arifler, muhtemelen arifler, onlar ahiretten de geçerler bakınız. Onlar ahireti falan düşünmezler. Allah aşıktır bunlar. Böylece. Bana Mevlam yeter derler. Yunus Emre'nin bir sözü var ya, cihat hakkında, isteyene versen anı, bana seni gereği seni baktı. Yani böyle. Arifler, o Mevla'yı bilenler muhteremler. Bilenler. Şimdi dünyada her şeyin bir örneği var tabi cemaatimiz. Mesela iki genç, birbirini aşırı sevenler. Ne diyor değil mi bunlar değil mi? Birbirine kavuşalım diyorlar, efendim samanta yatalım diyorlar. Yani köş sarı istemiyorlar bunlar. Bir insan bu aşkı mecaz deniyor, kul aşkı. Geçici aşk, yalancı aşk yani, hayali aşk. Bir de aşk hakiki var. Değişme aşk, aşk var. Bu Allah aşkı cilal. Allah Teala'yı sevmek. Mevla'ya bulmak mıdır? Hazreti İbni Mübarek diye bir zat vardır. Bu gençliğinde önceleri tam hakkında değilmiş kendisi gençliğinde. Bir gece bir de bu saz çalarmış kendisi o zamanlarda. Sazını alıyor. Arkadaşlar topluyorlar. Dice kenarında bir gece oturmaya oraya gidiyorlar oraya. Gece. Yazın tabi sıcakta oraları da. Saz çalmışlar bunlar. Eğlenmişler. Tam seher vakti uyumuş ciğerleri. Hazreti İbni Mübarek o uyumamış şu anda. Uzarmış ama bir göklere bakıyormuş. Bir tefekküre dalmış öyle. Bakın yıldızlar, ay, güneş, bulutlar, şunlar, akarsular, dağlar, tepeler, insanlar, gelen, giden, doğan, büyüyenler falan böyle tefekküre dalıyor. O anda bir bülbülü geliyor. Bir ağaca konuyor. Bülbül zikre başlıyor. Yani bülbülün zikri meşhurdur alacağım bülbül böyle. Allah'a zikreder bülbüller böylece. Bülbül zikre başlayınca bu tabi tefekküre daldığı için o seher vaktinde Dicle kenarında ıssız bir yerde tek başına orada tefekküre daldığı anda bülbülün zikrini anlayacağı bir yapıya birdenbire geçiyor. O yapıya geçiyor manevi olarak tasavvufa geçiyor böyle. O hale geçiyor. Bakın bir Allah zikrediyor, aşık bülbül. Allah yanıyor bülbül. Öyle Allah zikredince bu yerden kalkıyor, başlıyor Allah Allah diye başlıyor böyle. Allah Allah diye yanıyor, yanıyor böyle. Yani hemen aldığı tabisini yine kırıyor. Bugün arkadaşlarını haber tevbe ediyorlar onlar kendisinden. Ondan sonra o kadar bunu uğraşıyorlar. Bir defa bir saz çaldırmaya eli gitmiyor muhtemelen. Yani Allah aşkını tadınca kişi hepsi geçiyor muhtemelen. İşte arifler bunlar arifler muhtemelen. Allah-u Teala'yı bilenler muhtemelen. Mevlana aşkını tadanlar, Allah bana yeter diyenler, o zevki alanlar. Bunların tabi namazı miraç işte bunlar. Yani namaz miraçtır, onların namazı miraç oluyor. Bir tekbir aldı mı, bir tekbirinde Allahu Ekber, en büyük Allah Celle böyle. Allah'ın büyüdüğü karşısında titrerler mi abi, yanarlar mı böyle işte. Bir arifin biri şöyle buyuruyor, dua etmeye kalkışmış da bir yerde, dua edecek. Ya Rabbi, keyf eduke ve ene ene, bak anlıyorsun böyle. Ya Rabbi, ey benim Rabbim, keyfe duyken sana nasıl dua edeyim?
ne, bak ben böyle böyleyim ya Rabbi. Acizim, gafilim, zayıfım, bitkinim ya Rabbi. Böyle bir kulum ya Rabbi. Nasıl sana dua edeyim? Yani dua edecek ağız yok. Kalacak elim yok. Yani günahkar demek istiyor. Tabii öyle görüyor buna kendilerini. Sonra şunu söylüyor. Ve keyfe aktu ricai anke ve entente. Ama ya Rabbi nasıl ümidimi senden keserim? Ve entente. Ama sen böyle böylesin ya Rabbi. Yaradan sensin, Erhamur Rahim'sin, Kadir-i Mutlak'sın, Fazl-ı Kerim'im sonsuz ya Rabbi. Sen böyle bir Rabbimsin. Sevimi kesmiyorum yine ya Rabbi diyor. Evet ben layık değilim dua etmeye ama Rabbim diyor. Ama sen bak ve entente böylesin ya Rabbi diyor. Dua ederim diyor. İşte muhterem cemaatimiz. Demek ki kader konusunda kişi aldığı önleme güvenmemek de gerekiyor böyle. Büyük savaşlar bir böyle olmuştu. Büyük savaşlar tarihte olmuştu böyle işte. Bazı başkomutanlar, devlet reisleri gelmiştir ordularına. Önlemi almıştır, bilinçlidir, şudur budur. Ama hiç beklemediği yerden bir hezimet olduğunu geliver muhtemelen. İşte. Bu inşallah dua devam edelim. Lillahi Fatiha. Thank you.